Evet değerli basın mensubu arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi yangınların başlamasıyla birlikte hemen reaksiyon göstererek Antalya milletvekillerimiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Manavgat Belediye Başkanımız bölgede göreve başlamışlardı. Ardından Genel Başkanımızın talimatıyla heyet kurduk. Heyetimizde Burdur Milletvekilimiz Sayın Mehmet Göker ve Antalya milletvekillerimiz mevcutlar. Antalya milletvekillerimizle heyetimizle birlikte sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dün Sayın Genel Başkanımız geldi ve Antalya'da, Manavgat'ta pek çok alanda yangını bizzat gözlemledi. Mağdur insanlarla bizzat görüşme imkanı da buldu. Öncelikle dün akşam itibariyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. İki işçimiz Yaşar Cimbaş ve Erdal Tokla da yaşamını yitirdiler. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendileri şehittir. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Değerli basın mensupları, Manavgat yangını söndürülemiyor. 72 saat oldu. 72 saat. 72 saatte bu yangın söndürülemedi. Manavgat'ta gökyüzü maalesef mavi değil artık. Manavgat'ta gökyüzü kızıl artık. Kızıl. Neresinden bakarsanız bakın Manavgat'ta gökyüzünde kafanızı çevirdiğinizde kızılı maalesef görüyorsunuz. Peki bu yangın karadan söndürülebilir mi? Hayır, maalesef bu yangını karadan söndürme imkanımız yok, bulunmuyor. Bu yangının havadan söndürülmesi gerekiyor. Yangın söndürme uçaklarıyla ve helikopterleriyle söndürülmesi gerekiyor. Biz bunları söyleyince, yangın söndürme uçaklarının faal olmadığını söyleyince, helikopterlerin faal olmadığını söyleyince ki bugün gökyüzünde yangın söndürme uçağı ve helikopteri görmedik. Bunu söyleyince hükümet kızıyor, bakanlar kızıyor, çeşitli açıklamalar yapıyorlar, savunma geliştiriyorlar ve milletle dalga geçen açıklamalar yapıyorlar. Sayın Bakan dün diyor ki Türk Hava Kurumu'nun uçakları antika diyor. Sayın Bakan, Yunanistan'da, İtalya'da, Avrupa'da bu uçaklar kullanılırken, aynı uçaklar, aynı modeller kullanılırken antika değil ama Türkiye'de kullanılırken mi antika oluyor? Böyle bir mantık var mı? Bu uçaklar antika değil ama siz entrikacısınız, entrikacı. Çünkü hatanızı, eksikliğinizi, beceriksizliğinizi gizlemek için entrika yapıyorsunuz. Değerli basın mensupları, Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde her zaman, her an yangın olacakmış gibi uçaklar, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri hazır tutulur. Değerli arkadaşlar, Yunanistan'da 38, Fransa'da 26, İtalya'da 19, İspanya'da 17 uçak her an hazır tutuluyor. Yangın olacak, yangın olursa müdahale etsin diye hazır tutuluyor. Peki Türkiye'de var mı? Türkiye'de maalesef devlete ait bir tane bile uçak yok. Bir tane bile. Bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan Manavgat'a geldi. Sayın Erdoğan az önce Manavgat'a geldi. Antalya'ya özel uçakla geldi. Cumhurbaşkanlığının sarayın uçağıyla geldi. Havaalanından helikoptere bindi. Kendi helikopteri, çevresindeki helikopterlerle Manavgat'a geldi. Yangın bölgesindeki yurttaşlar havaya bakıp yangın söndürme uçağını beklerken, havaya bakıp yangın söndürme helikopterini beklerken Tayyip Erdoğan'ın uçağını ve Tayyip Erdoğan'ın helikopterini gördüler. Yahu vicdan, bari böyle bir günde millet yangın söndürme uçağı beklerken o uçağa binme. Bari böyle bir günde millet yangın söndürme helikopteri beklerken o helikopterle milletin tepeden bakma. Karayoluyla gelsen ne olur sanki havalandan buraya? İlla tepeden mi bakacaksın millete? Değerli arkadaşlar, koca Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane bile yangın söndürme uçağımız yok. Trafik polisi bir aracı çevirse, kontrol etse, o aracın içerisinde yangın söndürme tüpü olmasa ona ceza yazar. 144 lira ceza yazar. Araba muayeneden geçemez. Ama Türkiye'de yangın söndürme uçağı yok. Peki kim kime ceza yazacak?
Bu millet bu ülkeye bir tane yangın söndürme uçağı almayan ama Cumhurbaşkanlığına 13 tane uçak alanlara cezayı kesecek. Bu millet bakana cezayı kesecek. Türk Hava Kurumu'nun uçakları hangarda çürümeye terk edildi. 6 uçak. 4'ü sapasağlam. 4'ü çıkıp şu anda yangınları söndürebilir. Allah aşkına bari şu gün yangınlar devam ediyor. Yangınlar sönmedi. Manavgat'ta artarak devam ediyor. Bari bugün Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Siyaseti bir tarafa atın. Şu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakları bari bugün kullandırın ya. Yangın sönmüyor uçaksız. Bari bugün o Türk Hava Kurumu'nun pilotlarını göreve çağırın. O vatanseverleri göreve çağırın. Ve deyin ki arkadaş gel şu uçakları kullanın. Ve şu yangını söndürün deyiverin ya. Hadi onu yapmıyorsunuz. Bari yurt dışından uçak kiralayın. Yurt dışından uçak bulun. Başka ülkelerden destek isteyin. Çünkü yangın devam ediyor. İnsanların evi yanıyor. Bağı yanıyor. Bahçesi yanıyor. Samanlığı yanıyor. Hayvanı yanıyor. Hadi ev yanar yaparsın. Araba yanar alırsın ama insanların Manavgat'ta geleceği yanıyor. Geleceği. Yazık değil mi? Feryat ediyoruz. İsyan ediyoruz. Ve diyoruz ki artık bu yangının söndürülmesi için gereken neyse yapın. Sayın Bakan, bizde uçak var ama Türk Hava Kurumu'nda işe yaramaz onlar diyor. Antika diyor. 2016 yılında dönemin Orman Bakanı Veysel Eroğlu bir açıklama yapıyor. 2016 yılında diyor ki İsrail'de yangın çıktı. 3 adet uçağımızı gönderdik. İsrail'deki yangını bizim uçaklarımız söndürdü diye açıklama yapıyor. Kim? Dönemin Bakanı Veysel Eroğlu. 2016 yılında. Geçmiş üzerinden 5 yıl. 5 yılda ne değişti de 5 yıl önce İsrail'deki yangını dahi söndüren Türk Hava Kurumu'nun uçakları bugün işe yaramaz oldu. Ne değişti Sayın Bakan? Ey AKP, ey Erdoğan, ne değişti de 5 yıl önce İsrail'de yangını söndüren uçakları bugün kullandırmıyorsun? Değerli basın mensupları, milletvekili heyetimiz de sahadayız. Az önce kadın kolları genel başkanımız Sayın Aylin Nazlıaka da kadın kollarımızla birlikte yanımıza geldiler. Birazdan yangın olan bölgelerde, yangının söndüğü bölgelerde incelemelerde bulunacağız. Bugüne kadar çok sayıda yardım malzemesi Manavgat'a ulaştı. Yurttaşlarımız çok cefakar davranıyorlar, vefakar davranıyorlar. Az önce yolda çok sayıda kamyon, kamyonet gördük. Üzerinde saman var. Niye biliyor musunuz? Ahırı yanan, samanlığı yanan vatandaşa, onun o vatandaşın hayvana aç kalmasın diye ta Korkut elinden buraya kendi samanını gönderen yurttaşlarımızı gördük. Bir bidon zeytinin yarısını evine saklayıp yarısını Manavgat'ta evini, yurdunu, toprağını kaybeden insanlara gönderen yurttaşlarımız var. Manavgat Belediye'mizin ve Büyükşehir Belediye'mizin depoları gıdada dolmuş durumda, teşekkür ediyoruz. Yurttaşlarımıza çağrımız şudur. Değerli yurttaşlarımız, gıda yardımı konusunda gereken yapılmıştır. Artık bu saatten sonra beyaz eşya gibi, yani evi yanan insanlara verilecek beyaz eşya gibi, kanepe gibi, koltuk gibi, yatak gibi, döşek gibi bu tip yardımları gönderirseniz Antalya Büyükşehir Belediye'mize ve Manavgat Belediye'mize çok mutlu oluruz. Değerli basın mensupları, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 75 araç 200 personelle ilk günden beri sahada. Aynı zamanda 697 personel 219 ekipman ile çalışmaları sürdürüyor. Diğer illerden de 76 araç 255 personel Manavgat'ta yangını söndürmek için çaba harcıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelere teşekkür ediyoruz. Hemen komşu illerden, Denizli'den, Isparta'dan, Uşak'tan, Afyon'dan, çevre illerden hangi parti olursa olsun yardıma koşan, yardım malzemesi gönderen, itfaiye aracı ve personeli gönderen bütün belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak burada çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Antalya İl Başkanımız, Isparta İl Başkanımız, Antalya Milletvekillerimiz, Burdur Milletvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka ile birlikte
Birazdan sahada çalışmaya devam edeceğiz. Ama az önce sosyal medyaya düşen bir fotoğraf var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesinde helikopterden izliyor. Sayın Erdoğan, helikopterden izleme, aşağı in. O köylünün yanına git. Evi yanan yurttaşın yanına git. Onun feryadını duy. Onun yaşadıklarını hissetmeye çalış. Artık millete tepeden bakmayı bırak. O uçakları, o helikopterleri keyif için kullanıyorsun. Ama bu memlekete, bu devlete bir tane bile yangın söndürme uçağı almadın. Yazıklar olsun size diyoruz. Yazıklar olsun size de, sizin yönetiminize de diyoruz. Evet, teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Sağlık, çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar.